Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle 10. sınıf tarih, 2. dönem 1. yazılı videosuyla birlikteyiz. Hazırsanız başlayalım. Dersimize geçmeden önce size 10. sınıf yazılı kamp programını tanıtmak istiyorum. Anlattığım bu dersi arkadaşlar 24 Mart günü izleyebilirsiniz. Yine diğer derslerin hazırlık videolarını kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Bunun dışında bir de size iki kaynak tanıtmak istiyorum. Tabii ki biz burada öğrenci notlarımızla 4. ve 5. ünitenin tekrarını yapacağız. Ama hocam ben okula giderken ya da akşam uyumadan önce bir tekrar yapmak istiyorum diyen arkadaşlarım olursa eğer onlar için şöyle küçük el kadar bir kitap hazırladık ve bu ikinci dönem yazılı notlarında arkadaşlar diğer derslere ait notları görebilirsiniz buradan böyle anahtar kelimelerimiz var güzel bir çalışmayı e, gerçekleştirip sınavınıza hazırlanabilirsiniz yazın notlarına çalıştıktan sonra ve aynı şekilde videoları izledikten sonra hemen dinamo soru bankasını açıyoruz arkadaşlar dinamo soru bankamızda da yine ünitenin sonlarına doğru burada boşluk doldurma soruları doğru yanlış soruları mevcut test sorularımız mevcut eğer çözemediğiniz sorular olduğu takdirde ne yapıyorduk yukarıdaki kare kodu okutup sorunun cevabına ulaşabiliyorduk. Şimdiden herkese kolay gelsin arkadaşlar. Biz de dersimize geçelim. Şimdi dördüncü üniteye baktığımızda Beylikten Devleti Osmanlı Medeniyeti. Beşinci ünitede ise Dünya Gücü Osmanlı. Yani Osmanlı Yükselme Dönemi konularını tekrar edeceğiz. İlk olarak dördüncü üniteye bir bakalım. Şimdi Anadolu'nun kandilleri denilen bir başlığımız vardı. Yani Anadolu'nun İslamlaşmasına etki eden sufileri ve alimleri konuşmuştuk. İlk olarak tasavvuf kelimesinin anlamını bir hatırlayalım. Arkadaşlar tasavvuf kelimesi kalbin kötülüklerden arındırılıp tamamen böyle din, dünya nimetlerinden uzaklaşıp sadece Allah'ın varlığıyla yetinme durumuydu. Buna biz tasavvuf diyorduk. Eğer bu anlayışı yerine getiriyorsanız arkadaşlar ve öğretileriniz varsa sufi oluyordunuz, alim oluyordunuz, alimlerin öğretileri doğrultusunda bir araya gelip Allah yolunda ilerleyen kişiler tarikatlar kurmuştu Anadolu'da ve Anadolu'nun İslamlaşmasını etkilemişti. Şimdi Anadolu'nun İslamlaşmasında rol alan bazı Sufi ve alimlere bir bakalım. İlk olarak Ahmet Yesevi'den başlayalım. Ahmet Yesevi dediğimizde aklımıza Divanı Hikmet gelecek arkadaşlar. Özellikle Ahmet Yesevi Türk İslam sentezinin yapılmasında önemli rol al almıştır. Yine Yesevilik tarikatında kurucusudur. Mevlana'ya baktığımızda ise en önemli es eseri arkadaşlar Mesnevi yine Divan-ı Kebir'de bilinen eserlerinden Mevle Mevlevilik Tarikatı'nda kurucusu arkadaşlar. Hacı Bektaşi Veli'ye baktığımızda Makarat adlı eserin olduğunu ve Bektaşilik Tarikatı'nın kurucusunu olduğunu söyleyebiliriz. Yine Osmanlı Devleti'nde orduda önemli bir yere sahip olan Yeniçerilerin kuruluş aşamasında da etkili olan bir isim arkadaşlar. Hacı Bayram Veli'ye baktığımızda Özellikle hayatı boyunca Anadolu coğrafyasında İslamiyet'i yaymaya çalışmış ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirmiş Bayramiye Tarikatı'nda kurmuştur arkadaşlar. Ahi Evran, Retayfi Hikmet adlı eserinde e, ahilik teşkilatının özelliklerinden bize söz etmiştir. Ahilik teşkilatı neden bu kadar önemlidir diye soracak olursanız özellikle Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükselmesinde esnaflar arasındaki dayanışmayı arttıran teşkilatımız arkadaşlar. Yine Yunus Emre Risaletün Nusiye adlı eserinde ahlakı, hoşgörüyü övmüş ve aynı zamanda Türk şiirinin de öncüsü olmuştu arkadaşlar. Arkadaşlar bu sayfanın ekran görüntüsünü alalım. Kesinlikle okulda öğretmenleriniz bu sayfadan size soru sorabilir. Eses almayı unutmayalım. Diğer konu başlığına baktığımızda Osman Devleti'ndeki idari yapıyı konuşmuştuk. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz bir yönetenler vardı, bir de yönetilenler vardı. Tabii ki de Osmanlı Devleti monarşi anlayışıyla yönetildiği için devletin başında kim olacaktı? Padişah olacaktı. Ancak padişah tek başına üç kıtaya yayılmış bir devleti yönetme noktasında tabii ki de belli başlı sınıflardan destek alacaktı. Destek aldığı sınıflara baktığımızda aynı zamanda bu sınıflar arkadaşlar Divanı Hümayun'un üyeleri arasında yer alıyor. İlk olarak Seyfiye sınıfına bir bakalım. Seyfiye sınıfına baktığımızda burada Vezir-i Azam'ı yani Sadrazam'ı görüyoruz. Yine Kubbe Altı Vezirleri yer alıyor. Beylerbeyi, Sancakbeyi, Sancak Beyi, Kapıkulu askerleri özellikle e, merkezi koruyan askerlerdi. Bunlar tımarlı sipahilerdi hatırlayalım. Eyaletleri koruyordu arkadaşlar. Aynı zamanda Seyfiye sınıfı kılıç sahibi olan sınıftı. Bunu unutmayalım. İlmiye sınıfına baktığımızda medresede eğitim almış ve sonrasında devlet yönet devleti yönetme noktasında görevlendirilmiş kişi kişileri görüyoruz arkadaşlar. Burada ilk olarak Şeyhüslam'ı sonrasında eğitim, hukuk gibi işlere bakan kadı askeri, kadıyı, kadı hukuk adamı olarak özetlenebilir. Yine medrese'de hoca olarak eğitim veren müderrisleri görürüz. Yan tarafta ise kalemiye sınıfını görüyoruz arkadaşlar. Bunlar bürokrat olan sınıftı. Özellikle burada nişancıya bir değinelim. İç ve dış yazışmaları hazırlayan, yine aynı zamanda padişan e, fermanlarına mühür çeken kişiydi nişancı. Arkadaşlar defterdar ise Osmanlı Devletinin hazinesini denetliyordu. Reisül Küttab ...divanda katiplik yapıyordu... On, on, ...özellikle 18. yüzyılda... ...buna bir not düşelim... ...18. yüzyılda... ...bir nevi hariciye nazırlığı... ...yani Dışişleri Bakanlığı'nı... Yüreten, ...yürüten... E, ...kademe olacaktı... ...yine divan katipleri de... ...kalemiye sınıfında yer alıyor arkadaşlar... ...sınavlarda özellikle... Osmanlı Devleti'nin idari yapısından... ...ben hocalarınızdan... E, ...sorular bekliyorum... O yüzden bu sayfaya dikkat edelim. Sınavlarınızda bu sayfadan sorular kesin çıkar diyorum arkadaşlar. Diğer başlığımıza geçelim. Osmanlı eğitim kurumlarına baktığımızda özellikle Osmanlı devletinin ilime, ilim insanlarına değer verdiğini biliyoruz. Bu noktada arkadaşlar Osmanlı devletinde eğitim hem dini hem de pozitif anlamda bilimlerin yer aldığı medreselerde yapılıyordu arkadaşlar. Medreselerde ders veren hocalara biz müderris diyoruz arkadaşlar. Ders alan öğrencilere ise suhte ya da bir diğer adıyla softa danışment adı veriliyordu. Medreseler dışında Osmanlı Devleti'nde tabii ki de yine böyle eğitimle ilgilenen kurumlar mevcuttu. E, medresenin bir küçüğüne e, tekke deniliyordu arkadaşlar. E, onun da bir küçüğüne arkadaşlar zaviye adı veriliyor. Yine Osmanlı Devleti'nde çeşitli padişahlar döneminde yüksek eğitimin verildiği medreseler açılmıştır. Özellikle bu noktada 2. Mehmet döneminde açılan Sa'nü Seman Medresesi ve 1. Süleyman döneminde açılan Süleymaniye Medresesi önemli medreseler. Yani Fatih döneminde Sa'nü Seman, Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise Süleyma, Süleymaniye Medresesi Osmanlı eğitimine katkı sağlayan medreseler arasında yer alacak. Bu bilgiye dikkat edelim arkadaşlar. Türk dünyasında yetişen bazı bilim insanlarına baktığımızda 3 ismi görüyoruz burada. Tabi bunlardan e, ekstra daha fazla bilim insanları vardı ama önemli olanları burada hemen bir konuşalım. İlk olarak Akşemseddin'e bakalım arkadaşlar. Akşemseddin dediğimde aklınıza hemen İstanbul'un fethi gelecek arkadaşlar. Kendisi Fatih Sultan Mehmet'in akıl hocası. Aynı zamanda Maddetül Hayat denilen eserinde ilk defa neyden bahsetmişti? Mikroptan bahsetmişti. Aynı zamanda bazı hastalıkların kalıtım yoluyla insanlara bulaştığını da yine söyleyen ilk bilim insanlarından biri olacak. Yan tarafta da Ulu Bey'i görüyoruz. Ulu Bey arkadaşlar Timur Devleti'nin hükümdarlarından özellikle matematik ve astronomi alanında çalışmalar yapmış ve Semerkant'ta bir rasathane yani rasathane ne demekti? Şuraya hemen dipnot düşelim. Gözlem evi demekti. Kurmuştur. Ali Kuşçu'ya bakalım. Ali Kuşçu arkadaşlar Ulu Bey'in öğrencisi. Aynı zamanda matematik ve astronomi ile ilgilenmiş. Tarihsel süreç içerisinde Ulu Bey öldükten sonra ilk olarak Doğu Anadolu'da yer alan Akkoyunlu devletine sığmıştı. Sonraki süreçte elçi olarak bir dönem İstanbul'a gelmiş ve burada Fatih Sultan Fatih Sultan Mehmet'in teklifiyle birlikte Osmanlı Devleti bünyesinde çalışmalara devam etmiştir. Yine kendisi Ayasofya'da müdürlük yapmış ve Osmanlı Devleti'nde ilimin bilimin gelişmesinde etkili olan isimlerden olmuştur arkadaşlar. Yine bu noktada okuldaki sınavlarınızda e, öğretmenlerinizden ben soru bekliyorum. %100 buradan da yazılıda soru çıkabilir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Diğer sayfaya geçelim. Osmanlı'da sözlü ve yazılı kültüre bir bakalım. Arkadaşlar sözlü kültür demek yazı, yazılı olmayan kültür demek. Kulaktan kulağa, kuşaktan kuşağa aktarılmış bilgiler arkadaşlar, hikayeler, destanlar, efsaneler, şiirler, benkıbeler, halk hikayeleri, yine fıkralar sözlü kültürü oluşturuyor arkadaşlar. Yazılı kültüre baktığımızda özellikle padişah fermanları, beratları, tercüme kitaplar, risaleler ve yan tarafta da bir görselini görüyoruz, görüyorsunuz. Minyatürler yazılı kültürü oluşturmakta etkili olmuştur arkadaşlar. Osmanlı devletindeki padişahlara baktığımızda sadece devleti yönetmekle e, yetinmemişler. Aynı zamanda çeşitli meslek dallarıyla da ilgilenmişlerdir. Kimisi sanat dalıyla, kimisi zanaatle uğraşmıştır. Ee, ...özellikle Salat'ta yani şair sultanlara baktığımızda arkadaşlar birkaç ismi görüyoruz burada. Osmanlı Devleti, Devleti'nde e, kültürel gelişmeyi başlatan bir hükümdarı görüyoruz burada. Arkadaşlar 2. Murat Osmanlı Devleti'nde kültürel anlamda gelişmenin önünü açmış padişahlardan biri. Ve 2. Murat yazmış olduğu şiirlerde hangi mahlası kullanıyor arkadaşlar? Muradi mahlasını kullanıyor. Peki mahlas ne demek? Şiirlerde kullanılan... Takma at anlamına geliyor arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet'in aldığı mahlasa baktığımızda Avni'yi görüyoruz. İkinci best Adli, Yavustan Selim, Selim'i, Kanun Süleyman ise Hürrem Sultan'ı etkilemek için arkadaşlar ne yapmış? Muhibbi lakabıyla yani takma adıyla şiirler yazmıştır arkadaşlar. Yine dediğim gibi bu sayfanın da ekran görüntüsünü alalım. ...büyük ihtimalle sınavda karşınıza şair sultanlardan bir soru gelecek. Evet devam edelim. Osmanlı'da şehir planlaması başlığına bakalım. Osmanlı Devleti'nde tabii ki de ele geçirilen bölgeler belli başlı kurallara göre tekrardan dizayn ediliyordu. Bayındırlık faaliyetleri yine Osmanlı Devleti'nde hızlı bir şekilde yapılıyordu... Osmanlı'da şehir planlamasına baktığımızda arkadaşlar şehrin merkezinde camiler bulunuyor. Aşevleri, hamamlar ve şifaneler yine yer alıyor. Hemen bu bahsettiğimiz cami, aşevi, hamam ve şifanelerin etrafında saray ve konaklar yer alıyordu. Onların da etrafında arkadaşlar yani şu sarı ve mavi bölgelerde çeşitli küçük mahallelerin yer aldığını biliyoruz. Yine bu noktalarda Şehri, şehirde yaşayan insanları rahatsız etmemeleri için kurulan çeşitli fabrikaların ya da el tezgahlarının olduğunu biliyoruz. Osmanlı devletindeki el sanatlarına bakalım. Osmanlı'da özellikle minyatür sanatı, yazılan kitaplara daha fazla derinlik katmak için e, kullanılan bir sanat dalıydı. Minyatür, e, has sanatı, güzel yazı e, yazma sanatıydı. Has sanatıyla uğraşanlara biz hattat diyoruz. Onu da yine bilelim. Ebru sanatı, ciltçilik, çinicilik yine Osmanlı Devleti'ne gelişiyor. Ahşap ve taş işlemeciliği. Ahşaptan kastımız aslında bir nevi marangozluk. Yani neccar adı verilen kişiler ne yapıyordu? Ahşabı oyarak sanat faaliyetlerini geliştiriyordu. Yine taş işlemeciliği ve dokumacılık. Dokumacılıktan kastımız ne yani arkadaşlar? Halı, kilim gibi ee, yine alanlarda bu alanlarda da e, gelişmeler Osmanlı Devleti'nde vardı arkadaşlar Bu el sanatlarında Osmanlı Devleti'nin de var olduğunu bilelim Yine bu sayfaya da dikkatli bir şekilde çalışalım arkadaşlar Buradan da ben yine soru gelmesini bekliyorum Devam edelim Osmanlı'daki mimari anlayışa baktığımızda hemen sayfanın ortasında gözümüze bir mimar çarpıyor kim bu arkadaşlar? Mimar Sinan. Özellikle Osmanlı Devleti'nde yaşadığı dönemde sayısız eser vermiş. Sadece kendisi cami inşa etmemiş. Bunların yanında köprüler, medreseler de inşa etmiştir. Şimdi Mimar Sinan denildiğinde aklımıza şöyle bir soru tarzı geliyor arkadaşlar. Mimar Sinan'ın hayatına baktığımızda özellikle e, okullardaki hocalarımız çıraklık, ustalık, pardon çıraklık, kalfalık ve ustalık eserlerini soruyorlar arkadaşlar. Şimdi biz de bunu bir e, dolduralım, eşleştirelim. Şehzade Camii'ye baktığımızda Mimar Sinan'ın arkadaşlar çıraklık eserinin olduğunu görüyoruz. Sonrasında inşa edilen Süleymaniye Camisi Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olacak. Ve yan tarafta gördüğünüz ve Edirne'de inşa edilen Selimiye Camisi ise Mimar Sinan'ın ustalık eseri olacak. Dediğim gibi arkadaşlar ben buradan soruların kesin çıkacağını söylüyorum. Bana güvenebilirsiniz. Buranın da ekran görüntüsünü almayı unutmayalım. Ve dersimize devam edelim. Evet dördüncü ünitenin tekrarını yaptık. Sırada beşinci ünitemiz var arkadaşlar. Beşinci ünitemizin başlığı dünya gücü Osmanlı. Yani Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemine bakacağız. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de ve Karadeniz'de hakimiyet kurma sürecini ya da ipek ve baharat yollarını ele geçirme süreçlerini biz bu konu başlığında konuşmuştuk. Şimdi sırada bu konuyu tekrar etmek var. tekrar etmek var. Evet arkadaşlar burada ilk olarak yükselme dönemi padişahları kimlerdi? Bunları bir sırasıyla söyleyelim. Yine burası da önemli bir başlık. Bu tarz böyle sıralama soruları da karşınıza gelebilir. Arkadaşlar biliyoruz ki Osmanlı Devleti'nde yükselme dönemi kiminle başlıyordu? Burada da bir görselini görüyoruz. İkinci Mehmet'le başlıyordu. Yani Fatih Sultan Mehmet'le yükselme dönemi başlıyor. Sonraki süreçte ikinci beyaz tahta geçecek. Yavuz Sultan Selim, Kanun, Kanuni Sultan Süleyman, ikinci Selim ve üçüncü Murat yükselme dönemi padişahları olacak. Evet yükselme döneminin özelliklerine baktığımızda yanda da bir görsel bir harita görüyoruz. Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde sınırları üç kıtaya yayılacak. Avrupa kıtası, Asya kıtası ve Afrika kıtası arkadaşlar. Şöyle bir dipnot düşelim buraya. Özellikle yükselme döneminde ipek ve baharat yolu üzerinde bir denetim sağlanacak. Yine hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de hakimiyetimizi bu dönemde pekiştiriyoruz. Aynı zamanda önemli ticaret noktalarını ele geçiriyoruz sınırlarımızda yine bu dönemde genişleyip 3 kıtaya yayılıyor arkadaşlar. Bunların da bilgisini verelim. Buradan da ben özellikle Fatih Sultan Mehmet'in e, yükselme dönemini başlattığına dair bir soru bekliyorum arkadaşlar. Evet yükselme dönemini başlatan olaya baktığımızda 1453 İstanbul'un fethini görüyoruz. Dünya gücü dediğimiz Osmanlı Devleti arkadaşlar 1453 yılında yükselme dönemine girecek. 1595 yılına kadar bu süreci devam ettirecek. İstanbul'un fethinin sürecine baktığımızda tabii ki de burada yapılan ilk önce hazırlıklara e, neden İstanbul fethedildi? Sonuçları neler? Bir ilk önce bunu bir tekrar edelim arkadaşlar. Fatih'in tahta geçer geçmez. Bakın hemen 1451 yılında tahta geçiyor Fatih Sultan Mehmet ve tek hedef noktası İstanbul'u ele geçirmek. Bunu yapmak istemesinin nedeni arkadaşlar Osmanlı devletindeki toprak bütünlüğünü sağlamak istiyor. Yani artık Rumeli ile Anadolu arasında bir köprü kurmak istiyor ve aynı zamanda Bizans devletinin bu dönemde Osmanlı devletinin iç işlerine karıştığını biliyoruz. Örneğin bir şehzade tahta geçmek istediğinde ya da padişahtan e, abisinden kaçtığında o Bizans'a sığınıyordu ve Bizans bunu kullanıyordu arkadaşlar. Yine aynı şekilde özellikle Avrupa'da yapılacak fetih hareketlerinde Osmanlı Devleti aklının sağ ele geçilmemiş bu noktada kalmasını istemiyordu. Şunu da söyleyebiliriz. Osmanlı Devleti İstanbul'u fethederken etkili olan dini bir sebebimiz de var arkadaşlar burada. Hazreti Muhammed'in bir hadisi şerefi var. İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ...onu fetheden ordu ne güzel ordudur demiş Hazreti Muhammed. Yine Fatih Sultan Mehmet de Hazreti Muhammed'in bu hadis-i şerifini yerine getirip... ...o burada da bahsedilen ne güzel komutandır unvanını alıp... ...İslam dünyasında saygınlık kazanmak istiyordu arkadaşlar. Yapılan kuşatma sonucunda hazır, yapılan hazırlıklara bir bakalım. Arkadaşlar e, özellikle ikinci Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet kendisinden önce yapılan Anadolu Hisarı'nın karşısına neyi yaptıracak arkadaşlar? Rumeli Hisarı'nı yaptıracak. Bu bilgiye dikkat edelim. Arkadaşlar birinci bayas ne yapıyordu? Anadolu Hisarı'nı inşa ediyordu. Fatih Sultan Mehmet de Rumeli Hisarı'nı inşa ettirecek. Bunu neden yapıyorlardı? Boğazların tamamen böyle denetim altına alıp Bizans'a yardım gelmesini engellemek istiyorlardı. Yine yapılan hazırlıklara bakalım. Şahi adı verilen Arkadaşlar büyük toplar döktürülecek ki Bizans'ın buradaki surları geçirebilsin. Aynı zamanda 400 parçalık bir donanmanın Marmara denizine indiğini söyleyebiliriz. Ee, özellikle kaleleri geçme noktasında tekerlikli kulelerin de e, savaşın kazanılmasında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Peki Bizans ne gibi hazırlıklar yaptı? Bizans da surlarını tamir etti. Girejuva denilen bir Rum ateşi var arkadaşlar. Onu kullandı. E aynı zamanda bir de Avrupa'dan yardım istedi arkadaşlar. Tüm bu hazırlıklar yapıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet 6 Nisan gününde gelecek Bizans'ın surlarına dayanacak. Ve 53 günlük bir kuşatma sonucunda uzun bir süre bu tabii ki e, kuşatmayı başarılı bir şekilde sonuçlandırıp Bizans arkadaşlar yenilgiye uğratacak ve dünya tarihini etkileyen bir olaya imza atmış olacak. Ve İstanbul'un fethinden sonraki sonuçları şöyle bir değinelim. Hem Türk tarihi açısından sonuçları vardı hem de dünya tarihi açısından sonuçları vardı. Hemen buraya not düşmek istiyorum. Bu bilgiyi de kesinlikle unutmayalım arkadaşlar. Bir İstanbul'un fethiyle birlikte orta çağ dediğimiz dönem sona eriyor ve yeni çağ dediğimiz süreç başlayacak arkadaşlar. Artık yeni bir döneme giriliyor. Ve e, Osmanlı Devleti artık daha demin de belirttiğim gibi yükselme dönemine geçiş yapacak. Yine İpek yolunun denetimi Osmanlı Devleti'nin eline geçmiş oluyordu. Binlerce yıldır ayakta duran Bizans İmparatorluğu sona ermiş oluyordu. Ve Osmanlı Devleti toprak bütünlüğünü sağlamıştı. Dünya tarihi açısından tabi burada yazdığımız notu söyleyebiliriz. Orta Çağ bitiyordu, Yeni Çağ başlıyordu. Ve beraberinde arkadaşlar İstanbul'un fethinden sonra... Özellikle İtalya'ya giden bilim insanları neyi başlatacaktı? Rönesans hareketini başlatacaktı. Ee, yine İpek yolunu denetim altına alan Osmanlı Devleti ne yapacak arkadaşlar? Avrupalı devletlerin yeni bir girişimiyle karşılaşacaktı. Ve Avrupalı devletler özellikle 15. yüzyılın sonunda artık Müslüman bir devlete vergi vermek istemeyecek. Ve ne yapacaktı arkadaşlar? Coğrafi keşifleri başlatacaktı. Evet arkadaşlar Fatih'in ölümünden sonra 1481 tarihinde tahta 2. Bayezid'in geçtiğini biliyoruz. Ancak 2. Bayezid'in tahta geçiş süreci biraz sancılı olacak. Çünkü bu dönemde Cem Sultan olayı denilen bir olay yaşanacak arkadaşlar. Fatih'in ölümünden sonra çok hızlı bir şekilde 2. Bayezid'in bundan haberi oluyor ve tahta geçiyor. Ancak kardeşi Cem Sultan kendisi de tahta hak iddia ediyor ve... İkinci da bir savaş yapıyor. Yapılan savaşı arkadaşlar kim kazanıyor? İkinci beyaz kazanıyor. Ee, savaşı kaybeden Cem Sultan sırasıyla arkadaşlar buraya dikkat edelim. Kesinlikle sınavda Cem Sultan olayına dair e, sorular bekliyorum. E, o, Cem Sultan'ın sığındığı devletleri hocalarını sizde sınavdan isteyebilir. Sırasıyla bir bakalım. İlk olarak Karamanoğulları Beyliği'ne sığınacak Cem Sultan. Sonrasında Memlükler. Rodos Şövalyeleri, Papa ve son olarak da Fransa'ya sığınacak arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki bilgiye dikkat edelim. İkinci Beyaz döneminde yaşanan bu Cem Sultan olayı özellikle Osmanlı Devleti'nin 1495 yılına kadar dış politikada etkisiz olmasına neden olacak. İkinci Beyaz dönemindeki önemli gelişmelerden bir tanesi de 1511 yılındaki Şahkulu isyanıydı. Arkadaşlar Şah Saf evi devleti hükümdarlarına verilen bir ünvandı. Şuraya bir harita çizdiğimizde şurayı Osmanlı Devleti'nin Anadolu toprakları olarak görebiliriz. Şurada da saf evi devleti yer alıyor. Arkadaşlar saf evi devleti Müslümanlığın Şii mezhebine mensuptu. Osmanlı Devleti ise arkadaşlar sünni bir devlet. Dolayısıyla burada bu noktada Doğu Anadolu bölgesinde iki devlet arasında bir Siyasi mücadele olacak. Safevi Devleti de Doğu Anadolu bölgesinde yani şu noktada yer alan Şiileri Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtacaktı. Ve 1511 yılında arkadaşlar Şahkulu isyanı gerçekleşiyordu. Bu isyanla birlikte ikinci bez dini yönüyle e, özellikle ön plana çıkan bir padişah. Bu isyanı bastırma noktasında kendisi sert bir tavır almıyor ve burada hemen karşımıza arkadaşlar Yavuz Sultan Selim diye bildiğimiz e, e, şehzade çıkacak. Babasının burada sert davranmamasını eleştiriyor. Ve dediğim gibi Yeniçerilerin de desteğini alarak babasını tahttan indirip ne yapıyordu arkadaşlar? Kendi dönemini başlatıyordu. Yavuz Sultan Selim dönemine baktığımızda dört tane önemli savaşın olduğunu görüyoruz. Kendisi arkadaşlar cesaretinden, hızından kaynaklı. Yavuz unvanını alıyor. Tabi tarihte birinci Selim olarak da geçiyor. Yavuz'tan Selim döneminin özelliklerine şöyle bir göz gezdirdiğimizde 8 yılda arkadaşlar 80 yıllık iş yapmış bir padişahtan söz ediyoruz. Bunun sebebi Osmanlı Devleti'nin sınırlarını yeni bir kıtaya yayacak ve Osmanlı Devleti'nin hazinesini doldurup taşıracak. Hatta ne yapıyordu? Kendi mührünü de yine buraya vuruyordu. Ve aynı şekilde... Osman devletine padişahlığın yanında bir de hangi makamı ekletiyordu? Halifelik makamını getiriyordu. Şimdi buraya bir bakalım. Özellikle Yavuz Sultan Selim döneminde bu dört savaşın Osmanlı topraklarının genişlemesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Sırasıyla 1514 yılında Çaldıran Savaşı arkadaşlar bu noktada kime karşı yapılıyor? Safevi Devleti'ne karşı yapılacak. Ve sonuç itibariyle bir galibiyet alıyoruz. 1515 turna da savaşına baktığımızda şöyle bir süreç yaşanıyor. Yavuz Sultan Selim çaldıran savaşına galibiyet aldıktan sonra dönüş yolunda hemen burada bulunan Dulkadir oğulları beyliğine son vererek ne yapacak arkadaşlar? Anadolu'da siyasal birliği sağlayacak. Yine buradan da önemli bir galibiyet alıyoruz. Yavuz Sultan Selim bu noktadan İstanbul'a doğru gelecek arkadaşlar. Sonraki süreçte dediğim gibi Yavuz Han Selim dönemine baktığımızda hiçbir zaman batıya bir sefer gerçekleştirilmemiş. Hep doğu yönünde seferler yapılmış. Yine bu bilgiye de dikkat edelim. Ee, bu noktada 1516 ve 1517 yılında bir devletle e, halifelik makamı için e, kendi aralarındaki siyasi çatışmalar nedeniyle bir takım savaşların yaptığını görüyoruz. Mercidabık Savaşı arkadaşlar kiminle yapılıyordu? Memlük Devleti ile yapılıyordu. Yine Ridaniye'de böyle bir savaştı. Bu yapılan iki savaşta Yavuz Sultan Selim Memlük devletini ne yapıyordu arkadaşlar yenilgiye uğratıyordu ve Memlüklerin elinde bulunan Halifelik makamını Osmanlı devletinin eline geçiriyordu. Aynı zamanda burada kutsal emanetlerin Osmanlı devletinin topraklarına İstanbul'a getirildiğini, e, kutsal bölgenin Osmanlı devletinin eline geçtiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim'in ölümünden sonra tahta arkadaşlar Birinci Süleyman diye bildiğimiz Kanuni Sultan Süleyman geçecek. Kendisi Osmanlı Devleti'nde uzun süre tahta kalacak. En uzun süre tahta kalan 46 yıllık bir taht süreci var arkadaşlar. Ee, en uzun süre tahta kalan padişah diyebiliriz. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'ne en parlak dönemini Kanuni Sultan Süleyman yaşatacak. Ve Kanuni bu geçirdiği taht süreci boyunca Avrupa'da tabii ki de ses getirecek. Çok fazla kanun çıkardığı için kanuni. Aynı zamanda Avrupa'da büyük Türk ve muhteşem ünvanlarını da alacak. Ee, kanuni döneminde hem batıda hem doğuda hem de denizlerde yapılan savaşlar önemli savaşlar arkadaşlar. Hemen burada 1538 Preveze Deniz Savaşı'na değinmek istiyorum. Çünkü Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar Akdeniz'deki hakimiyetimiz... Preveze Deniz Savaşı'ndan sonra e, kesinlik kazanacak. Burada Fatih döneminde bahsetmeyi unuttum arkadaşlar. Hemen şuraya bir not düşelim. 2. Mehmet döneminde yani Fatih döneminde 1475 yılında Kırım alınıyor arkadaşlar. Kırım'da alındıktan sonra ne oluyordu? Karadeniz'de bir Osmanlı hakimiyeti 1538 Preveze Deniz Savaşı'ndan sonra da Akdeniz'de Osmanlı hakimiyeti gelişiyordu. Yine Fatih döneminde Avusturya Macaristan'la önemli bir anlaşma imzalanmıştı. 1533 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması önemli bir antlaşma. Özellikle bu antlaşmaya neden değindim? Sebebi şu arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki üstünlüğü bu antlaşmayla pekişecek. Çünkü antlaşmanın maddesine baktığımızda şöyle bir madde yer alıyor. Avusturya Arşidükü Osmanlı sadrazamına artık denk sayılıyor protokolde. Yani Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun birinci adamı ile Osmanlı Devleti'nin ikinci adamı eş sayılıyor. Kanun dönemi gelişmelerine baktığımızda bunları söyleyebiliriz. Son olarak Hint Deniz Seferlerinden söz edelim. Dört tane Hint Deniz Seferi yapılmıştı. Ancak bunlardan da herhangi bir başarı alınamamıştı arkadaşlar. Biliyorsunuz bu dönemde kanun döneminde Kaptülasyon meselesine de değinelim arkadaşlar. Kaptülasyon kelimesi bir devletin başka bir devlete vermiş olduğu ticari ya da hukuk alanında ayrıcalıklardı, imtiyazlardı. Kanun döneminde ise 1535 yılında bu bilgiye dikkat edelim. Kime arkadaşlar kaptülasyon veriliyor? Fransa'ya kaptülasyon verecek. Arkadaşlar kanuni Sultan Süleyman dönemli önemli bir dönem. Yine okullardaki sınavlarda buradan yüzde yüz soru gelir. Bu sayfaya dikkat edelim. Sayfanın da ekran görüntüsünü almayı unutmayalım. Evet sıradaki hükümdarımız ikinci Selim. Arkadaşlar ikinci Selim ve üçüncü Murat dönemlerini aynı anda işleyebiliriz. Bunun bir sebebi var. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminin sonlarına doğru İkinci Selim ve üçüncü Murat dönemlerinde bir sadrazamın ön plana çıktığını biliyoruz. Yani şu dönemler Osmanlı tarihinde aslında Sokullu Mehmet Paşa devri diye geçiyor arkadaşlar. Bunun bir sebebi var. O da şu İkinci Selim ordunun başında sefere gitmeyen ilk padişah olacak. İkinci Selimle başlayan bu padişahın devlet meseleleriyle ilgilenmeme durumu üçüncü Murat dönemine de sekecek ve ön plana bir sadrazam yani veziri azam çıkacak. Bu kişi kim oluyor arkadaşlar? Sokullu Mehmet Paşa oluyor. İkinci Selim dönemi hakkında şunu şu bilgiyi vermek istiyorum. Önemli bir bilgi çünkü bu. 1571 yılında Kıbrıs'ı alıyoruz arkadaşlar. Kıbrıs alındıktan sonra tabii ki de Haçlı donanması toplanacak ve İnebahtı Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin donanmasını yakacak arkadaşlar. Bir dipnot düşmek istiyorum buraya. Osmanlı Donanması arkadaşlar tarihte tam 4 defa yakılıyor arkadaşlar. İlki burada gördüğünüz gibi 1571 İnebahtı. Sonrasında 1770 Çeşme olayı, Çeşme baskını. 1827 yılında Navarin'de yine Osmanlı Donanması yakılacak ve 1854 yılında ise ee, Sinop baskınında Osmanlı donanmasının tekrar yakıldığını görüyoruz. Şimdi özellikle bunlara neden değindim? Osmanlı Devleti karada güçlü bir orduya sahip. Ancak donanma noktasında Barbaros Hayrettin Paşa'yı da biraz bir çıkaracak Pir Reis dışında Osmanlı donanmasının e, pek etkili olmadığını söyleyebiliriz. Donanma savaşlarında da deniz savaşlarında bunu görmüş olduk arkadaşlar. Ne dedik? İkinci Selim ordunun başına sefere gitmeyen ilk padişah dedik. Önemli bir bilgi. Sınavda çıkabilir. Üçüncü Murat döneminde en geniş sınırlara ulaşıldı. Arkadaşlar buraya bir ünlem işareti koymak istiyorum. Bunun sebebi şu. Osmanlı Devleti'ne en parlak dönemi yaşatan hükümdar Kanuni Sultan Süleyman. Ancak Üçüncü Murat döneminde en geniş sınırlara ulaşılıyor arkadaşlar. Bu bilgiye dikkat edelim. Yine buradan da soru gelebilir. Don Volga ve Süveyş kanalı projeleri... Sokullu Mehmet Paşa döneminde ortaya çıkmış projeler. Bu projelerin ortaya çıkış nedeni arkadaşlar coğrafi keşiflerin etkisini azaltmak. Biliyorsunuz coğrafi keşiflerle birlikte Osmanlı Devleti İpek ve Baharat yollarından e, gelirini kaybedecekti. Ve Sokullu Mehmet Paşa Don Volga ve Süveyş kanalı projelerini düşünecekti. Ancak hayata geçiremeyecekti. Devam edelim. Daha demin de belirttiğim gibi. Özellikle 15. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa'lı devletler artık Osmanlı Devleti'nin elinde bulunan ipek ve baharat yollarına vergi vermek istememiş ve tarihte coğrafi keşifler dediğimiz bir süreci başlatmış. Özellikle arkadaşlar 1453 yılında ipek yolu demiştik. Bunu bilgiyi unutmayalım. 1517 yılında Yavuz Selim döneminde de hangi yol Osmanlı Devleti'nin eline geçiyordu? Baharat yolu Osmanlı Devleti'nin eline geçecekti. Şöyle göstereyim size ben bu yolları. Baharat yolu arkadaşlar buradan başlıyor. Bir kolu İstanbul'a, bir kolu Mısır'a kadar gidiyor. Bir diğer yolumuz İpek Yolu Çin'den başlıyordu. İstanbul'a kadar uzanıyordu. Özellikle Avrupalı devletler, tüccarlar İpek Yolu yani İstanbul ve Çanakkale e, boğazlarına gelen, İzmir limanına gelen eee kullanmak istemeyeceklerdi ve dediğim gibi yeni bir yol arayışı içerisine girip ne yapacaklardı arkadaşlar? Hint deniz yolunu bulacaklardı. Yani Hindistan'a ulaşmanın farklı bir yolunu keşfedeceklerdi. Evet yapılan keşif hareketlerine baktığımızda 1486 yılında Bartel Midyaz'ın burada arkadaşlar Ümit Burnu'nu bulduğunu Vasco de Gama ise arkadaşlar Hint deniz yolunu buluyordu. Yine Kristof Kolomb 1492 yılında ne yapıyordu arkadaşlar? Çeşitli ee, keşifler düzenleyerek e, Amerika kıtasını keşfediyordu arkadaşlar. Yine önemli bir keşif hareketiydi bu. Ee, aynı zamanda Osmanlı devleti coğrafi keşifler yaşandıktan sonra, buraya büyük harflerle yazıyorum, ekonomik anlamda zarar görüyordu arkadaşlar. Bunun sebebi neydi? Ticaret iç denizlerden, yani Karadeniz'den ve Akdeniz'den çıkıp Açık sulara yani okyanuslara, Atlas Okyanusu'na ya da Büyük Hint Okyanusu'na kayıyordu arkadaşlar. Ee, Osmanlı Devleti bu durumdan olumsuz yönde yani ekonomik yönden etkileniyordu. Hatta bunun için ne yapmıştı arkadaşlar? Bazı devletlere tekrardan bu yollar kullanılsın diye kapitülasyonlar vermişti. Yani ticari ayrıcalıklar tanınmıştı. Yine bu bilgiye dikkat edelim. Evet arkadaşlar dördüncü ve beşinci ünitenin konu tekrarını yaptık. Sırada yazılıya hazırlık provasını gerçekleştirelim. Burada ilk önce test sorusu çözeceğiz. Sonra boşluk doldurma, doğru yanlış eşleştirme sorularıyla mükemmel bir şekilde okullardaki sınavlarınıza hazırlanmış olacaksınız. Burada yine bir tekrar yapmak istiyorum. Arkadaşlar hemen bu çözdüğüm soruları e bitirdikten sonra ne yapacaksınız? Dinamo soru bankasını açacaksınız. Burada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hemen burada yazılıya hazırlık kısmını açıyorsunuz 4. ve 5. ünitenin ekstra. Hocam ben sınavımdan 70 80 almak istemiyorum. 100 almak istiyorum diye yani öğrenciler için söylüyorum. Buradan tek e, soruları çözüp konuyu pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Dinamo soru bankası. Evet geldik. Test sorumuza bir bakalım. Şimdi bize test sorusunda şunu söylemiş. Aşağıdaki tarikat, tarikatlerden hangisi Anadolu'nun İslamlaşmasında etkin bir rol almamıştır demiş. Tarikatlar Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında etkili olmuştur. Arkadaşlar hatırlayalım tarikatları. Ahi Evran'ın kurmuş olduğu tarikat ahilik tarikatıydı. Ahmet Yesevi'nin, Hacı Bektaşi Veli'nin kurmuş olduğu, Mevlana'nın kurmuş olduğu bir tarikat vardı. O da Mevlevilik. D şıkkındaki Vehabilik e ee, tarikatı Anadolu'yu ilgilendiren bir tarikat değil. Dolayısıyla burada sorumuzun cevabı Denizli olacak. Yine bu tarz tarikat sorularına dikkat edelim arkadaşlar. Yazılı sınavınızda buradan ben yine soru bekliyorum hatırlatmak istedim. Devam edelim. Diğer sorumuza baktığımızda aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethinin dini sebeplerindendir demiş bize. Bizans'ın Avrupa'ya Avrupa'yı kışkırtması Arkadaşlar bu siyasi bir neden. Hazreti Muhammed'in hadisi şerifi denmiş. Bir kalsın bu. Bizans'ın Anadolu beylikleriyle işbirliği yapması. Arkadaşlar bu da yine siyasi bir neden. İstanbul'un ticaret yollarının kavşağında olması biz buna ekonomik neden diyoruz. Bizans'ın Osmanlı toprak bütününü bozması. Bu da arkadaşlar siyasi bir neden. Ancak B şıkkında yer alan Hazreti Muhammed'in hadis-i şerifi dini bir nedendir. Arkadaşlar bundan dolayı sorumuzun cevabı ne olacak? B şıkkı yani Bursa. Devam edelim. Diğer sorumuza bakalım. Yukarıda verilen gelişmeler aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçları arasında gösterilebilir denmiş bize. Safevilerin Doğu Anadolu'daki varlığına son verilmiştir. Tamam. Osmanlı Devleti'nin doğudaki hakimiyeti kesinleşmiştir. Tebriz, Musul, Kerkük ve Erbil Osmanlı topraklarına dahil olmuştur denmiş bize arkadaşlar. Şimdi Ridaniye ve Mercidabık savaşları hangi devlette yapılıyordu? Memlük devletiyle yapılıyordu. Dolayısıyla A ve B şıklarını eledik. Turnadağ savaşı bir Anadolu beyliği olan Dulkadiroğulları beyliğiyle yapılmıştı. Bunu da eledik. Biz burada neyi arıyoruz arkadaşlar? Safevi devletini arıyoruz. Otluk Beli savaşına baktığımızda, Yeri gelmişken bir hatırlatma yapayım. 1473 yılında 2. Mehmet döneminde yani Fatih döneminde Akkoyu'nun devletiyle yapılmıştı bu savaş arkadaşlar. Bu bilgiye de yine dikkat edelim. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D şıkkı da değil. E şıkkına baktığımızda 1514 yılında Yavuz Tanselim ne yapmıştı? Özellikle Safevi Devleti üzerine bir hakimiyet kurmuştu. Yani burada sorumuzun cevabı. E şıkkında yer alan arkadaşlar çaldıran savaşı olacak. Devam edelim. Buradaki sorumuzda Fatih Sultan Mehmet'in Bizans'ın surlarını yıkmak için döktürdüğü şahi topları doğrudan Avrupa'da aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır? Demiş bize. A şıkkında Rönesans hareketinin başlamasına etkili olan olayımız arkadaşlar bilim insanlarının İtalya'ya gitmesiydi. Dolayısıyla A'yı eledik. B şıkkında reform hareketinin başlaması Rönesans hareketinden sonra yaşanan bir olaydı. Dolayısıyla şahit toplarıyla ilgili bir durum değil. Dini bir olay arkadaşlar bu. Kilisenin kendisini yenilemesiydi. C şıkkına bakalım. Coğrafi keşiflerin gerçekleştirilmesine denmiş bize. Arkadaşlar bu da ekonomikti. Yani böyle ticari yollarla alakalı bir durumdu. D şıkkındaki feodalitenin yıkılmasına denmiş bize arkadaşlar. Burada şunu söyleyelim. Fatih Bizans'ın surlarını binlerce yıldır geçilemeyen surlarını yıkarken büyük toplar döktürmüş ve bu da Avrupa'da feodal rejimlerin yani e, derebeylik dediğimiz rejimin yıkılmasında etkili olmuştu arkadaşlar. Bunun sebebi şuydu. Bu feodal beyler şuraya bir devlet sınırı çizelim. Şurada şatosunu oluşturur. Burası da bu devletimizin başkenti olsun. olsun etrafını surlarla çeviriyorlardı arkadaşlar. E dolayısıyla merkeze bulunan kral buradaki surları geçemiyordu. Ancak Fatih İstanbul'u şahi toplarıyla ele alınca Avrupa'da bulunan buradaki merkezi krallık ne yapıyordu? Onlar da büyük toplar döküyordu ve bu bahsettiğimiz derebeyler arkadaşlar son veriyordu. Yani şahi topları neyde etkili olacak arkadaşlar? Neye zemin hazırlayacak? Feodalitenin yıkılmasına. İstanbul'un başkenti olmasıyla alakalı bir durum değildi. Burada sorumuzun cevabı D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi seyfiye, ehli örf, ehli seyf sınıfının görevleri arasındadır denmiş bize. Arkadaşlar fetva ilmiye sınıfı, bürokrasi, kalemiye, sağlık bu sınıflar içerisinde yer almıyor. Ee, yine eğitim ilmiye sınıfında ancak burada yer alan askerlik yani bölgede asayiş denetimi sağlama işi arkadaşlar hangi sınıfa aitti? Seyfiye sınıfına aitti. Nasıl sağlıyorlardı bunlar? Asayişi ve denetimi. Biz seyfiye sınıfı için aynı zamanda ne de, ne demiştik arkadaşlar? Kılıç sahibi olan sınıf demiştik. Yine bu bilgiye dikkat edelim. Devam edelim. Evet, sırada artık boşluk doldurma sorularımız var. Şimdi boşluk doldurma sorularına bir bakalım arkadaşlar. İlk soru da bize kalbin kötülüklerden arındırılıp yaratılanlara karşı güzel davranılması insanın dünyalık menfaatlerden ve nefsinden uzaklaşarak Allah'ın varlığı ile yetinme anlayışına nokta nokta denir denmiş. Dördüncü ünitenin başında bu konuya de değindik. Hatta sufiler bu anlayışta yaşamlarını sürdürüyor. Değil mi arkadaşlar? Buraya ne gelecek arkadaşlar? Tasavvuf kelimesi gelecek. İkinci soruda İstanbul'un fethini kolaylaştırmak için ikinci Mehmet nokta nokta yaptırmıştır. Neyi yaptırıyordu arkadaşlar? Rumeli Hisarı'nı değil mi? Yine bu bilgiyi unutmayalım. Osmanlı Devleti'nde hayır babası olarak bilinen ve kültürel alanda gelişmeleri, gelişmeleri başlatan padişahtır denmiş bize. Bu padişahımız arkadaşlar kimdi? İkinci Murat'tı. Buraya ekstra bir bilgi ekleyelim. Aynı zamanda kendisi çok fazla hayır işleriyle ilgilenmiş ve Ebul Hayrat ünvanı da almıştı. Dördüncü soruda kanuni döneminde kaptanı derya olan ve Osmanlı donanmasını Akdeniz'de önemli bir güç haline getiren kaptanı deryayı sormuş bize. Hatırlayalım Hızır Reis olarak da biliniyordu. Neydi arkadaşlar adı? Barbaros Hayrettin Paşa'ydı. Özel karışımlı suyun içine boya serpiştirilerek yapılan süsleme sanatını arkadaşlar ne deniyordu? Ebru sanatı deniliyordu. Canlarım buradan da yine size okuldaki hocalarınız sorular sorabilir. O yüzden buranın da ekran görüntüsünü ses almayı unutmayalım. Hemen devam edelim sorularımıza. Nişancı, defterdar ve reisül küttap gibi devlet görevlileri arkadaşlar kalemiye sınıfında yer alıyordu. Hatırlayalım. Nokta nokta teşkilatı Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükselme dönemlerinde özellikle esnaflar arasında dayanışmayı sağlayan kurum olmuştur. Bir ipucu vereyim hemen aklınıza gelsin. Ahi Evran'ın kurmuş olduğu bir teşkilattı bu. Düşündünüz burada sorun cevabı ne olacak? Ahilik olacak. Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin kesin olarak sağlanmasında hangi savaşımız etkili oluyordu? Düşünmeniz için ama buraya bir tarih yazacağım. 1515 yani Turnadağ Savaşı değil mi? Turnadağ Savaşı kiminle yapılıyordu? Dulkadir Beyliği ile yapılıyordu. Ve sonrasında Anadolu'da Türk Siyasi Birliği sağlanacaktı. Dokuzun soruda Sokullu Mehmet Paşa coğrafi keşiflerin Osmanlı ekonomisine etkisini azaltmak için nokta nokta projelerini geliştirmiştir. Arkadaşlar Sokullu Mehmet Paşa coğrafi keşiflerin etkilerini azaltmak için ne yapmıştı? Don Volga ve Süveyş kanalı projelerini geliştirmişti. Bu bilgiye çok önem veriyorum. Tahminimce buradan hocaların size arkadaşlar soru soracaktır. O yüzden bu bilgiye dikkat edelim. Devam edelim. 1533 yılında imzalanan nokta nokta antlaşması ile Avusturya Arşidükü Osmanlı Sadrazamına denk sayılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki bir gelişmeydi. Bu antlaşmanın hatta iki tane adı var arkadaşlar. İlkini yazalım. İstanbul ya da bir diğer adıyla İbrahim Paşa antlaşması ee, Avusturya Arşidükü Osmanlı Sadrazamına denk e, sayılmıştır maddesinin geçtiği antlaşmaydı. Buranın da hemen böyle cevaplarını yazdıktan sonra ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Geçiyorum, devam ediyorum şimdi. Doğru yanlış sorularımıza geçelim arkadaşlar. Evet, burada da yine 4 üniteyi kapsayan doğru yanlış sorularımız var. Hemen hızlı bir şekilde bakalım. Coğrafi keşifler sonucunda Avrupa'da burjuva sınıfı önem kazanmıştır. Arkadaşlar buradaki bilgimiz doğru. Nedeni ne? Artık tüccar sınıf önem kazanmıştı. ve Dolayısıyla Avrupa'da tüccar sınıfa ne deniliyordu arkadaşlar? Burjuva deniliyordu. İkinci sorumuza bakalım. Hint deniz seferleri sonucunda Kanuni Sultan Süleyman Memlükler Devleti'ne son vermiş, halifelik makamını ele geçirmiştir denmiş bize. Burada bir yanlışlık var. Evet, Hint deniz seferleri sonucunda Kanuni Sultan Süleyman Memlük Devleti'ne son vermemiştir. Bunlar çok yanlış bir cümle. Burada arkadaşlar Memlükler devletine son veren hükümdarımız kimdi? Birinci Selim'di. Hint Deniz seferleri sonucunda yaşanmamıştı bu. Mercidabık ve Ridaniye savaşları sonucunda olmuş değil mi? Dolayısıyla buradaki bilgimiz yanlış arkadaşlar. Üçe bakalım. Padişahların şiirlerinde kullandıkları takma adlara mahlas denir denmiş. Doğru bir bilgi. Kalemiye sınıfı Osmanlı Devleti'nde eğitim, Öğretim ve hukuk alanlarında hizmet vermiştir. Arkadaşlar e, bu alanlarda hizmet veren sınıfımız kalemiye sınıfı değildi. İlmiye sınıfıydı. Dolayısıyla yanlış bir bilgi. Mevlana insanları hoşgörüye ve kardeşliğe, kardeşliğe çağıran ünlü bir tasavvuf alimidir. En önemli eseri mesnevi ve divanı kebirdir denmiş bize. Arkadaşlar buradaki bilgimiz doğru bir bilgi. Osmanlı Devleti ilim ve ilim insanlarına değer vermiş. Bu amaçla medreseler kurmuş. Medreselerde ders veren hocalara danışman, softa ya da suhte adları verilmiştir denmiş bize. Buradaki bilgimiz yanlış arkadaşlar. Nedeni ne? Hocalara müderris deniliyordu. Yani medresede ders veren anlamına geliyordu. Buradaki kelimeler arkadaşlar öğrencilere verilen adlardı. Buna dikkat edelim. Buranın da ekran görüntüsünü aldınız. Devam ediyorum. Yedinci soruda ikinci Mehmet'in İstanbul'u aldıktan sonra Osmanlı Devleti yükselme dönemine geçiş yapmıştır. Evet ikinci Mehmet İstanbul'u fettikten sonra biliyorsunuz yükselme dönemi başlıyordu. Doğru bir bilgi. 1538 Preveze Deniz Savaşı'nda Haçlı ordusu yenilgiye uğratılmış ve Osmanlı Devleti Karadeniz'i Türk Gölü haline getirmiştir. Şimdi cümle güzel gidiyor ama burada bir yanlışlık var Arkadaşlar. Karadeniz'i değil Akdeniz'i Türk Gölü haline getiriyordu. E dolayısıyla 8 yanlış olacak. 9 İstanbul'un fethiyle Orta Çağ sona ermiş, Yeni Çağ başlamıştır. Dünya tarihini etkileyen bir olay olduğu için yeni bir dönem başlıyordu. Dolayısıyla buradaki bilgimiz doğru. Mercidabık ve Ridaniye savaşlarının ardından Osmanlı Devleti İpek yolunun denetimini ele geçirmiştir. Burada yine bir yanlışlık var arkadaşlar. İpek yolu değil, baharat yolunun denetimi Osmanlı Devleti'ne geçmişti. İpek yolu ne zamandı? 1453 İstanbul'un fethi. Yeri gelmişken hatırlatalım. Dolayısıyla buradaki bilgimiz yanlış. 1571 İnebahtı Savaşı'ndan sonra Osmanlı donanması Haç donanması tarafından yakılmıştır. Hatırlayalım bu bilgiyi. Doğru bir bilgiydi. 1555 yılında imzalanan Amasya Antlaşması Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan ilk antlaşma olmuştur. Arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman döneminde Amasya Antlaşması Avusturya ile imzalanmıyor. Kiminle imzalanıyordu? Saf Evi Devleti ile imzalanıyordu. Ve bu Osmanlı Devleti ile Saf Evi Devleti arasında imzalanan ilk antlaşma olacaktı. Bu bilgiye dikkat edelim. Buradan da yine soru gelebilir. Dolayısıyla buraya yanlış diyoruz. Kanuni döneminde 1535 yılında İngiltere'ye kapitülasyon verilmiş ve Avrupa'daki Hristiyan Birliği'nin oluşması engellenmeye çalışılmıştır denmiş bize. Burada yanlış bir kısım var. Kanuni döneminde İngiltere'ye kapitülasyon verilmiyor. Kime veriliyor arkadaşlar? Fransa'ya veriliyor. Bu arada Osmanlı Devleti'nin kapitülasyon vermedenlerine baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Biz Avrupa'da Hristiyan Birliği'nin oluşmasını istemiyoruz ve dolayısıyla katolikleri ve ortodoksları birbirine düşürmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu dönemde e, bazı devletlere kapitülasyonlar veriyoruz. Kendi tarafımıza çekmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi okuldaki sınavlarda buradan da soru gelir. Buradaki bilgilere dikkat edelim. %100, yüz yalı, %100 yüz yazılı da buradan sorular gelir. Hemen ekran görüntüsünü alın. Devam edelim. Evet sırada eşleştirme sorularımız var arkadaşlar. Şimdi 5 tane padişah verilmiş. 5 tane de mahlas verilmiş. Mahlas hatırlayın ne demekti? Şair sultanların şiirlerde kullanmış oldukları takma attı arkadaşlar. Bu bilgiyi de hatırlatmış olduk. Fatih Sultan Mehmet arkadaşlar şiirlerinde Avni mahlasını kullanıyor. Dolayısıyla 1'e biz Denizli yazacağız. İkinci padişahımız Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman da şiirlerinde Muhibbi mahlasını kullanıyordu. 2'ye Adana yazdık. 3, ikinci Murat belki de en kolayı hangi mahlası kullanıyordu? Muradi mahlasını kullanıyordu. Üçe Edirne yazdık. Dördüncü padişahımız Sultan Selim. Arkadaşlar bu da kolay. Selim'i mahlasını kullanıyordu. Ve Bursa yazıyoruz. Geriye Genç Osman kaldı. Aynı zamanda biliyorsunuz 2. Osman diye geçiyor. Genç Osman ise şiirlerinde farisi mahlasını kullanıyor. 5'e de Ceyhan yazdık. Buraya da yine arkadaşlar dikkat edelim. Buradan da sorular çıkabilir. Devam edelim. Aşağıda verilen Türk İslam tasavvufçuların en önemli eserlerini yazın demiş bize arkadaşlar. Evet ilk olarak Ahi Evran'a bakalım arkadaşlar. Ahi Evran'ın en önemli eseri Leta, Letafai Letafai Nikmet'ti arkadaşlar. Burada ahilik teşkilatının özelliklerini bize e, gösteriyordu. Yazmıştı. Mevlana'nın eserlerine baktığımızda arkadaşlar Mesnevi'yi görmüştük. Buna ek olarak da bir de Divanı Kebir eserini söyleyebiliriz. Ahmet Yesevi ise arkadaşlar Divanı Hikmet adlı eseriyle biliniyordu. Yunus Emre ise Ris Ha Netül Nusiye adlı eseriyle biliniyor. Hacı Bektaş Veli ise arkadaşlar Makalat adlı eseriyle tanınan tasavvufçularımızdı. Yine buraya da dikkat edelim arkadaşlar. Evet şimdi sırada açık uçlu sorularımız var. Hemen bunları hızlı bir şekilde cevaplandıralım. Osmanlı Devleti yükselme dönemi padişahlarını sıralı bir şekilde yazınız denildiğinde hemen kimden başlıyorduk arkadaşlar? İstanbul'un fethini gerçekleştiren 2. Mehmet'ten başlıyoruz. Yükselme dönemini başlatan padişahımız. Sonraki süreçte 2. Mehmet'ten sonra tahta arkadaşlar 2. Bayezid geçiyordu. İkinci beyazdan sonra tahta arkadaşlar. Birinci Selim yani Yavuz'tan Selim. Yavuz'tan Selim'den sonra birinci Süleyman. Birinci Süleyman'dan sonra ikinci Selim. Ve son olarak üçüncü Murat. Ne olacaktı arkadaşlar? Yükselme dönemi padişahları arasında yer alacaktı. İkinci soruya bakalım. Fatih Sultan Mehmet'in hocası olup Tıp ve din alanında çalışmalar yapmış bilim insanı kimdir denmiş bize. Hatırlayalım. İlk mikroptan bahsetmişti. Hastalıkların kalıtım yoluyla bulaştığını söylemişti. Burada maddetül hayat denilen bir eseri var arkadaşlar. Bu eserinde bu bahsettiğim konulara değiniyor. Ha, pardon. E, bize bilim insanı kimdir denmiş. Kimdi arkadaşlar? Ak değil mi? Bunu unutmayalım. Aynı zamanda Fatih'in akıl hocasıydı. Osmanlı Devleti'nin kapitülasyon verdiği devletlerden birkaç tanesini yazınız. Arkadaşlar Osmanlı Devleti kuruluş döneminde özellikle işte Venediklilere Cenevizler ve Fransa ilerleyen dönemde sonra İngiltere, Rusya, Hollanda gibi devletlere ne yapacak? Kapitülasyon verecek. Yani ticari ve hukuki alanda ayrıcalık sağlayacak. Coğrafi keşifleri başlatıp öncü olan Avrupalı iki devleti yazınız denmiş bize. Arkadaşlar bu bilgi çok kalıp karıştırılıyor. Hemen aklımıza böyle dünya gücünde, dünya siyasetinde ön plana çıkan İngiltere, Fransa, Rusya vesaire geliyor. Ancak coğrafi keşifleri başlatan öncü iki devletimiz arkadaşlar İspanya ve Portekiz. Ben bu bilgiyi özellikle yazılıda sorulur diyorum. Dikkat edin arkadaşlar İspanya ve Portekiz ne yapmıştı? Coğrafi keşifleri başlatan iki devlet olmuştu. Devam edelim. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u kuşatırken döktürdüğü büyük topların adı nedir? Neydi arkadaşlar? Şahi denilen büyük toplar döktürülmüş ve Bizans'ın geçilemeyen osurları geçirmişti arkadaşlar. Evet bugünlük benden bu kadar. Artık topu size atıyorum ve okullardaki sınavlarınızda hepinize başarılar diliyorum. Ödüllü soru olarak da sizden şunu istiyorum. Siz de önemli gördüğünüz bir noktayı yorumlara yazın arkadaşlar. Birbirimize yardımcı olalım sınavlardan en yüksek not alalım. Dediğim gibi yazılı kampını kaçırmamak için Tonguç Akademi kanalına abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz ve yorumlara, videolara yorum atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.